Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum geçtiğimiz hafta sonunda şehrimizi ziyaret etti. Önemli açıklamaları vardı. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda Mısri Camii, Fakıpaşa yani İmaret Camii'nin bulunduğu alandaki kentsel dönüşümde 500 bin adet 2019 yılı içerisinde konutların inşa edileceğini, 750 adet de Küçük Çoban'la 4 yol mevkiinde yapılacağını duyurdu. Vatandaş takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İnsanlar bu yıl inşaat görebilecekler mi efendim? İnşallah. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi zaten Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle alakalı çalışmalar başlamıştı. Ama inşaata henüz başlanmamıştı. Bu imaret cami ve çevresinde yani Fakıpaşa Mahallesi dediğimiz bölgede bizim de kentsel dönüşüm projesinin olmazsa olmazlarından idi. Sağ olsun Sayın Bakanımız Afyon ziyaretinde bu iki bölgeyi özellikle belediye yetkililerinden sordu. Aldığı cevap karşılığı Fakıpaşa Mahallesi'nde 500, sizin de ifade ettiğiniz gibi Mısri bölgesinde de 500 ilk etapta olmak üzere vatandaşlarımızla birebir görüşme yapılarak 2019 yılı içerisinde başlanılması talimatını verdi. Bunun yanında otogar bölgesinde yani dört yol TOKİ'ler dediğimiz bölgede il özel dairesi binasının hemen arkasında bir arazi var. Oraya da 750 konutluk bir TOKİ konutlarının yapılması talimatını verdi. Tabii bu bölgelerde Mısri ve Fakıpaşa Mahallesi'ndeki oturan hemşerilerimizle rızaya binaen karşılıklı görüşmeler neticesi o dört yol bölgesinden almak isteyenlere oradan evlerine karşılık yani konut vereceğini. Yani İmaret Camii ya da Mısri Camii'ndeki yerini terk edip de rıza gösterenler dört yol mahallesinde. Tabii oradan almak isteyenler. Tabii oradan yok yerimizde kalmak istiyorum diyenler olursa da değerlendirmeler neticesi kendi bölgelerinden konut verilecek. Bu tabii birinci etap. Bunu yapılıp teslim ettikten sonra bu ikinci etap, üçüncü etap olarak devam edecek. Bu yıl efendim üç tarafta da yani üç taraf derken İmaret Camii, Mısri Camii çevresi ve dört yol mevkiinde inşaat görecek miyiz? Peyderpey mi? İnşallah Sayın Bakanımızın verdiği talimat gereği TOKİ tarafından böyle bir çalışmalar gerçekleştirilecek. Ki Sayın Bakanımız size Mehmet Bey'e, Zeybek Başkanımızın arkasındayız bu çalışmaları birlikte yapacağız diye açık bir destek de vermişti Sayın Başkanım. Evet. Peki yine önemli bir konu var. Yeni yollar ve kavşak projeleri neler olacak? Şehir içi trafik sıkıntımız malum efendim. Şimdi şehir içi trafik Afyon'umuzun birinci öncelikli meselesi haline geldi neredeyse. Gazi Üniversitesi'nden bazı arkadaşlarımızı, ilim adamlarını çağırarak onlar bir çalışma hazırlıyorlar. Şehir trafiği rahatlatması yönünde. İnşallah o neticelendiği zaman da, çalışmalar neticelendiği zaman da Afyon trafiğinin rahatlaması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Kısmet olursa seçimlerden sonra. Bunu da tabii mevcut başkanımızın Burhanettin Bey'in yapmış olduğu projeler, çalışmalar aynen kaldığı yerden devam ettireceğiz onları. Peki efendim, Cirit Kayalığı'nda spor kompleksinin yanında ve görev süresi dolmak üzere olan meclisimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın İkmal ve Garnizon Komutanlığı çevresinde düşünülen 3 tane millet bahçesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu millet bahçelerine son derece önem veriyor malum olduğu evet. Üzere. Cirit Kayalığı çevresinde spor kompleksi yanında ve Garnizon Komutanlığı çevresinde düşünülen millet bahçelerinin detayları ne olacak Allah kısmet ederse Sayın Başkanım? Şimdi biz geçtiğimiz gün İstanbul Üsküdar Belediyesi'ni ziyarete gittik.
Onun yapmış olduğu, Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu Nakkaştepe'deki millet bahçesini birebir yerinde gördük, gezdik, inceledik. Sağ olsun arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Gerçekten muhteşem bir millet bahçesi yapmış. Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasında, yani 15 Temmuz hadisesinin geçtiği, şehitlerimizin çarpışmaların olduğu, birçok vatandaşımızın şehit edildiği bölgede ordumuza, askeriyemize ait bir bölgeyi askeriyemiz terk etmiş. Burayı millet bahçesi haline getirmiş. İçinde şelaleleri olan, piknik alanları olan, çocukların eğlenebilecekleri, uzay yürüyüş alanları olan, tırmanma şeritleri olan, yani bir ailenin çoluğuyla çocuğuyla girip de hoşça vakit geçirebileceği nefis alanlar oluşturmuş. Zaten millet bahçelerinin asıl amacı da halkımızın sabahtan akşama kadar girdiklerinde hoşça vakit geçirebilecekleri, zamanını geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri alanlar oluşturmak. Bu da bizim Cumhurbaşkanımızın bilhassa olmazsa olmazlarından. Şimdi ilk etapta hazır olan spor kompleksinin arkasında olan yerde başlayacak millet bahçesi projemiz. Garnizon komutanlığı ve İkmal Merkez Komutanlığı'nın bulunduğu alanda zannederim yazışmalar devam ediyor. Yazışmalar bittikten sonra genelkurmaydan okey alındıktan sonra da oraya Afyon'un en büyük millet bahçesini projelendirip gerçekleştireceğiz. Yani İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nın şey içinden taşıma anlamında değil tabii, mi? Tabii. Zaten içerisinde herhalde 200-300 personel var. Ki orasının altyapısı da hazır, bir orman gibi, yeşil dokusu güzel bir yer. Yeşil dokuyu hiç bozmadan, yenilerini ilave ederek orayı bir cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Cirit Kayalığı'nın oradaki efendim? Cirit Kayalığı'nın olduğu yerde de zamanı Sağlık Bakanı Sayın Profesör Doktor Recep Akdağ Bey zamanında devlet hastanemiz yeni yerine taşındıktan sonra eski binalar atıl hale gelmişti. Buralar ne olacak Sayın Bakanımız diye sorduğumuzda, buraları binaları yıkıp burayı park yaparsınız, yeşillendirirsiniz demişti. Sizler de biliyorsunuz devlet hastanesinin arkasında gerçekten yıllara sari çok güzel yetişmiş yeşil doku var. Bunları da bozmadan atıl olan binaları, o görüntülerini yıkarak oraya Cirit Kayalığı tabii sit, bunu da çözdükten sonra içinde şelaleler olan çok nefis bir millet bahçesi yapma projemiz var. Bunu da arkadaşlar çalışma gerçekleştiriyor, hazırlık yapıyorlar. İnşallah bittiğinde de buranın da startını vereceğiz. Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanlığı Merkezi Hükümet desteğini alarak, evet, İktidar Partisi kurucularından, mensuplarından biri olarak iktidar gücüyle birlikte inşallah seçimler sahnesinde bunları hayata geçireceksiniz. İnşallah. Tabii iktidar gücü olmadığı sürece de bunları yapma şansımız mümkün değil. Çünkü devasa yatırımlar, bunların her birisi yani bir belediye olarak hakkından gelme, üstünden kalkma şeyimiz işin açıkçası biraz zor. Meşgul etmişken efendim, bu vesileyle seçmeninize, Afyonkarahisar halkına, gönüldaşlarınıza, partilerinize bir mesajınız var mı? Hepsine ben çok çok teşekkür ediyorum. Arazideyiz, dolaşıyoruz. Halkımızda, vatandaşımızda bir sıkıntı görmüyoruz. Bugüne kadar da Afyon halkı olarak, Afyonlu hemşerilerimiz olarak daima yerel seçimlerde iktidardan yana tercihlerini kullanmışlardır. Düşündükleri de hepimizin beraberce düşündüğümüz gibi iktidarda hangi parti varsa o partinin adayı kazanırsa şehrimize iyi yatırımların, büyük yatırımların geleceğinin bilincindeler. Ben de 31 Mart'ta da yani Afyon halkımızın gene aynı şekilde tercihlerini kullanacaklarından şüphem yok. İnşallah hayırlı hizmetleri kaldığımız yerden devam ettirmeyi düşünüyoruz.